Afyonkarahisar ilimiz 5000 senelik bir yerleşim merkezidir. İl, tarihi eserler bakımından çok zengindir. İlimizin tarihi ve turistik eserlerinin başındaysa Afyon Kalesi bulunmaktadır. Afyonkarahisar denildiğinde ilk akla gelenler arasında kaymak ya da sucuk bulunmaktadır. Oysa meraları, temiz havası, açık hava müzesi görünümündeki doğası, zengin tarihi, mermer ocakları, kalesi, maden sodası ve insana hayat veren kaplıcalarıyla turizm bakımından da hareketlidir. Yolların ve kültürlerin buluşma noktası Afyonkarahisar'ı Eurotrend ekibimizden Firdevs Azak, Güven Gökdoğan ve Tufan Kapçıoğlu sizler için görüntüledi. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu'yla kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Afyon maalesef bütün yolların kesiştiği yerde olmasına rağmen ulaşım problemi olmayan, bütün yolların kesiştiği il ve birçok kaynak ve imkanlar olmasına rağmen bugüne kadar yeterli gelişmeyi sağlayamamış, ekonomide kabuğunu kıramamış tabiri yerindeyse. Ama son 7-8 senedir bir hamle içerisinde Afyon. İhracatı artmış, iş adamları yurt dışını keşfetmişler. İhracat kalemleri çeşitlenmiş ve termal turizmde de inanılmaz böyle başarılı yatırımcı örnekleri var Afyon'da. Bu sayede Afyon Türkiye'nin termal başkenti unvanını kazanmış. Türkiye çapındaki en büyük iller dahil otel ve yatak sayısı bakımından 7. iliz biz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi iller de dahil yani 7. iliz. 10 kadar 5 yıldızlı otelimiz var. 20 bin yatak kapasitemiz var. Şimdi yakında bir de havaalanı açılacak inşallah. 3 ile hitap eden Afyon, Uşak ve Kütahya. Şimdi bu illere hitap eden havaalanı da açılacak. Bu havaalanı açılırsa termal turizmimiz çok daha ileri düzeylere gelecek. Ayrıca mermercilik konusu. Dünyaya mermerciliği öğreten kent Afyon'dur. 3000 sene, 4000 sene öncesine giden mermercilik sanatı var burada. Roma'daki birçok heykeller, anıtlar, oradaki kolezyon filan ve Afyon'la giden mermerlerle yapılmış. Ayrıca tavuk piyasası yumurta açısından Afyon bir numaradır Türkiye'de. Yumurta fiyatı ve borsası Afyon'da belli olur. 10 milyon civarında yumurta tavuğu günde 5-6 milyon yumurta üretirler. Şimdi fiyatlar da iyi, memnunlar. Epey böyle bir yumurta üretimi artmış durumda. Vali İrfan Balkanlıoğlu termal turizmine dair bilgiler verdi. Bu kaplıca turizmine ilişkin de yer altından gelen tabii zenginliğimiz, Allah'ın verdiği bu doğal zenginliğimizin gelecek nesillere de aktarılması için israf edilmeden ondan sonra düzgün ve planlı bir şekilde kullanılması lazım. Bu nedenle merkezi bir sistem kurduk. Bütün otellerin sularını biz kendi kuyularımızdan kontrollü bir şekilde temin edeceğiz. Ve ileride birlikte bir arıtma tesisiyle bunların tamamını yeniden doğaya deşarj edeceğiz. Her otelin kapısının önünde bir sıcak su vanası hazır olacak. Gazi Göl diye bir sıcak su havzamız daha var. Benzeri çalışmayı da orada gene yürütüyoruz. Orada kaymakama yetki verdik. Kaymakam Bey koştu. Orada da merkezi bir sistem birlik oluşturarak. Oradaki havzamızda da çok miktarda termal turizm yatırımcıları var. Ve devre mülk sistemiyle belki birkaç yüz bin vatandaşımız oradan istifade ediyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çobansa, ildeki termal turizmine değinerek Türkiye'nin en büyük spor tesislerinin de Afyonkarahisar'a yapılacağını söyledi. Afyonkarahisar'da tarih var, kültür var, termal turizm var, tarih turizmi var, lezzetin en güzeli var. Termal turizmimiz hakezasıyla dünya çapında meşhur. İnşallah 2013 yılından itibaren de Türkiye'nin en önemli spor merkezi Afyonkarahisar olacak. Her türlü spor branşının yapılabildiği, salon sporları, futbol, yüzme, atletizm, binicilik, okçuluk, yani aklımıza gelebilen her türlü spor dalına uygun tesislerimizi ilimize kazandırıyoruz. TOKİ Gençlik Spor Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde Türkiye'nin en büyük spor kompleksi Afyonkarahisar'a yapılıyor. Termal turizm bölgemiz içerisinde 650 bin metrekarelik bir alanda
her türlü spor tesisimizin inşaatı başladı. İnşallah 2013 yılında bu tesisimiz hizmet açacağız. Son olarak Afyonkarahisar ilimizin İhsaniye Kaymakamı ve aynı zamanda Mavi Hayat İstihdam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk İlhan'dan bilgiler aldık. Bir ilçenin kalkınması için mutlaka birlik ve beraberliğe şiddete ihtiyaç var. Biz de İhsaniye Mahalli İdareler ve Turizm Birliği'ni kaymakamın başkanlığında kurarak büyük bir güce dönüştük tüzel anlamda. Bundan böyle ilçenin bütün sorunlarıyla belediye başkanları ve kaymakam teşriki mesai yaparak birlikte hareket edecek. Kısa adı İMİT olan birliğimizin ilk faaliyeti Sayın Valimizin de vermiş olduğu yetki doğrultusunda Gazgöl Termal Havzası'nda Gazjet adıyla jeotermal suyun tek elden dağıtımı ile ilgili proje hazırlaması oldu. Bu şekilde bundan böyle her önüne gelenin kuyu açmasını engelledik. Gazjet, MWH Global Company ve MTA, ODTÜ'den bir takım hocalarımızın katılımıyla rezerv tespiti ve tek elden su dağıtım projesini hazırlamaya başladı. Afyon'un en büyük kuyusunu açmak için çalışma başlattık. 4 ay sonra kuyumuz açılacak. Yeterli düzeyde bir ve ısıda su elde ettiğimiz takdirde enerji üretimi ve konut ısıtması işine gireceğiz. Bu gelişmeler sağlandığı takdirde İhsaniye'nin tamamının jeotermal enerjiyle ısıtılması mümkün hale gelecek. Bir diğer çalışmamız termal havzayla bizim bünyemizde bulunan Frig Vadisi'ni entegre etmek ve burada termal turizme farklı bakış açısı kazandırmak peşindeyiz. Afyon'un diğer termal havzalarında sadece termal havzadan söz edebiliyorsunuz, termal turizmden söz edebiliyorsunuz. Biz de Kapadokya ile çok rahat yarışabilecek bir vadi var. Frigya olarak adlandırılan vadi. Bu vadinin Afyonkarahisar'daki kesiti bizi ilgilendiriyor. Vadi bugüne kadar keşfedilmemiş bir hazine. Biz bu hazinenin ortaya çıkması için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Turizm kuşağı tabir ettiğimiz yolun bir an evvel yapılması için, yatırım programına alınması için çalışma başlattık, teknik çalışma. Bizim şu an sürdürmekte olduğumuz projelerden bir tanesi de zaten termal havzaya gelen turistlerin daha cazip etkinliklerle karşılaşabilmesi için buraya bir mikrolight, gyrokopter ve balon pisti yapmaya çalışıyoruz. 2 kişilik hava gezinti araçları ve balonlarla aynen Kapadokya'da olduğu gibi Frigya üzerinde de turlanabilecek. Havaalanının açılmasıyla birlikte biz termal turizmden de tarih turizmden de en yüksek düzeyde istifade etmeyi umuyoruz. Bu çerçevede de şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz.